İşte eş başkanımızın şahsında kendi memnun hakkının geri çekilip tekrardan bir irade gaspı girişiminin olduğunu ve halkın demokratik tepkisini ortaya koymasından sonra yeniden bir işte YSK'nın geri adım atarak aslında haktan, hukuktan yana bir karar alarak tekrardan halkın iradesini halka teslim eden, halkın belediyelerini halka teslim eden kararın aslında halk nezdinde ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, aslında merkezden atamayla halkın sorunlarının çözülemeyeceğini, toplumsal sorunların böylesi bir akıl tarafından yani ihtiyaçlarının cevap bulamayacağının da 8 yıllık sonucuydu aslında bu başarı. Maalesef antidemokratik saldırılar da oldu. İşte biz yeniden kente bir kimlik kazandıracak, bir estetik kazandıracak, daha yaşanılabilir, daha erişilebilir, daha yeşil, gerçekten daha sağlıklı ve depremlere, afetlere karşı dirençli, çevreyi de doğayı da koruyarak, yatay mimariyi de en azından bundan sonraki planlamaları da esas alarak, işte doğa harikası Van Gölü başta olmak üzere, diğer bütün doğal güzelliklerimizi de koruyarak ve geleceğe taşıyarak halkımıza hak ettiği hizmetleri hep birlikte, sizlerin de deneyimleriyle birlikte daha iyi noktaya taşıyabileceğimize inanıyoruz. Ben o zaman Seferihisar Belediye Başkanı'ydım. İlk kayyum ataması Diyarbakır'ın Sur ilçesine yapılmıştı. Biz de Sur'la kardeş şehirdik. Ve o gün, o kayyum atanmasının ertesi günü Konak Meydanı'na çıkıp bunu işte bir grup arkadaşımızla protesto etmiştik. O gün maalesef o protesto çok cılız kaldı. Yani maalesef bütün Türkiye'de bunu yaygınlaştıracak, Türkiye'nin her yerinde uygulayacak bir güç kazandıklarını düşündüler ve o tepkilerin zayıflığından yola çıkarak da bunu daha pervasız uygulamaya başladılar. Kayyum uygulaması kanuni bir uygulama gibi gözüküyor ama hukuki değil. Çünkü istediğiniz kanunu yaparsınız ama hukuki meşruiyeti, kamu vicdanındaki meşruiyeti yerini bulmayabilir. Kayyum uygulaması tam da böyle bir şey. Çünkü seçilmiş bir başkanı eğer bir şekilde görevden alıyorsanız veya sağlık nedeniyle görevden uzaklaşıyorsa veya vefat ediyorsa meclisten birini seçiyorsunuz. Bu hukuki meşruiyetin temelidir. Seçilmiş kişiyi görevden alıp yerine bir devlet memurunu atadığınız takdirde o yerel yönetimin ruhunda var olan meşruiyeti oradan kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kayyum uygulaması kanuni gözükse de aslında hukuki meşruiyeti olmayan bir uygulamadır. Ama öğrendik. Demek ki daha güçlü itiraz etmek gerekiyormuş. Demek ki daha güçlü ses çıkartmak gerekiyormuş. Bu coğrafyada haklı olmak yetmiyor. Aynı zamanda sesiniz gür çıkacak. Aynı zamanda daha kuvvetli itiraz edeceksiniz ki haklı olduğunuzu anlatabilirsiniz ve hakkınıza sahip çıkabilirsiniz. Diliyorum bu kamu vicdanında oluşan duyarlılık bundan sonrasında daha büyük bir kalkan olacaktır. Daha güçlü bir direnç yaratabilecektir. Bunu hak ediyorsunuz çünkü bütün bu zorluklara rağmen bu millet, bu halk sizi seçiyorsa buna da sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Çünkü demokrasi dediğiniz gibi kalktığı anda, ortadan kaldırıldığı anda sadece haklarınızla ilgili kayıplar yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda toplumun ürettiği, ülkenin ürettiği refah da adil bir biçimde paylaşılmamaya başlıyor. Kentin yarattığı refah da adil bir biçimde paylaşılmamaya başlıyor. Kısacası bütün bu hikayenin, yaşadığımız yoksulluğun, sefaletin temeli demokrasinin zafiyeti, demokrasiden uzaklaşmak. Özetle bunun üzerine gitmek gerekiyor. Yani 100 yıl önce Cumhuriyet kurulurken hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diye yola çıkılmış. Şimdi bir tık öteye, devlet kayıtsız şartsız milletindir diyebilmemiz lazım. Devleti milletin varlığı haline getirebilmemiz lazım. Bu demokrasidir. Yani o nedenle bizim asıl geleceğe taşıyacağımız ve bugün yaşadığımız bütün sıkıntıları aşacağımız anahtar yine demokrasi. Yani hukukun üstünlüğü, yani toplumsal barış, yani şeffaflık, yani katılımcılık, yani hesap verme sorumluluğu, hepsi bir arada.